Herkese merhaba, merhabalar dostlar. Evet, çok mutluyum, hatta enerji doluyum. Yani sanırsam bir 10 program daha yapabilirim. Bu arada ben Nergis Akar. Artık izleyenler beni biliyordur diye, izlemeyenler için tekrar söylüyorum. Sahne programları yapıyorum ben, işte Fasıl Düğün gibi. Ve bugün de günlerden pazardı, dün de çok yoğunduk, bugün de çok yoğundum. Bilenler zaten artık, hani ben bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi bugün tabii Ikea'ya gittim, alışveriş yaptım biraz. İşte Gratis'ten, Maxos'tan, Ikea'dan falan alışveriş yaptım. Kendimi atar atmaz daha 5 dakika geçmeden acele kostümümü bile zar zor değiştirdim. Hemen beni sahneye aldılar arkadaşlar. Evet, zor bir durum. Ve bu kargaşada ben ne doğru düzgün makyaj tazeleyebildim. Sadece at kuyruğumu taradım. Yanında bebek terörü getirmiştim, saçlar yoğunmasın diye. Hani gezerken rüzgardan karışabiliyor falan filan. Neyse. Genel görüntümü de şöyle görüyorsunuz. Yani artık tamamen gösteremediğim için size. O zaman aynadan hemen ben bugün ne giymişim? Pullu payetli bir elbise giyeceğim. Üzerine de ceket alacağım demiştim arkadaşlar. O zaman bakalım. Dededam. Evet, görüyorsunuz üzerimdeki kıyafeti. Bugün stiletto giyinmedim. Tam tersi babet, önleri babet tarzı, böyle çok aşırı topuğu olmayan ten rengi. Ayaklarımın hani çok fazla sırıtmasını istemedim. Siyah renk ayakkabı kullanmak istemedim. Sadece bir inanın ki rujumu değiştirdim. İlk sahnemde rujum kahveydi. Hatta göstermiştim, videosunu çekmiştim. Atacağım onu da. Ama sadece bir rujumu değiştirdim. Ondan sonra hemen beni sahneye aldılar. Ha tabii, bu arada küpelerimi de değiştirdim. Genel olarak şöyle görmenizi istedim. Bu elbiseyi de ben ekolden almıştım arkadaşlar. Biraz pahalıydı. Fiyatını, pahalı olduğunu biliyorum ama emin olun ki fiyatını hatırlayamayacağım. Geçen sene almıştım bu elbiseyi de. Makyaj olarak zaten her zamanki makyajım, inanın ki tazeleyemedim makyajımı da, öyle söyleyeyim. Böyle gördüğünüz gibi üzerime bir ceket giydim. Bu ceketimi de çok seviyorum. Bunu da Journey'den almıştım. Takılarım gene aynı. Farklı olarak sadece bu büyüğü taktım. Bu ay yıldızlı yüzüğümde, hiç değilse taşına uymuş oldu arkadaşlar. Saçlarım gene aynı. Şu bebek kahkülerim biraz böyle bir bozuldu gibi oldu sanki, bilmiyorum. Da bana mı öyle geldi, onu da bilemedim. Neyse, böyle işte güzel bir program oldu. Bu programı, bu düğünü çok beğendim. Herkes birbirinden şıktı bu düğünde. Bütün bayanlar şıklık yarışındaydı adeta. Çok hoşuma gitti. Çok güzel geçti. Ben hareketli bir parçayla çıktım ilk önce zaten. Evet, böyle. Size o zaman hemen şurada gördüğünüz takı çantamı göstermek istiyorum. Bu takı çantasını şeyden aldım. Evet, sabah taktığım, sabahki programda taktığım takılar var. Öğleden sonraki programa çıkmadım arkadaşlar, onu söyleyeyim. Akşam şu anda, akşamki programa çıktım. Bu çantayı da Koton'dan almıştım. Şuralar şöyle pırıltılı. Geçen sene şöyle, hatta sarıları olduğu için ki ben sarıyı çok seviyorum. Hani şöyle elinize alıp rahatça hani kullanabileceğiniz bir işte çanta, cüzdan, her neyse. Çok da hani güzel şık bir çanta. İşte böyle kolunuzun altına falan da alabilirsiniz. Çanta reklamı. Evet arkadaşlar, çanta bu şekilde. Takılarımı gördünüz. Ben size özellikle tekrardan makyaj malzemelerini göstermeyeceğim. Çünkü ilk videomda göstermiştim. Gördünüz. Eve gidince video çekebilir miyim? Hiç bilmiyorum. Çok da yoruldum. Hafta içi bir programım var. Bir de hafta sonu yine. Artık hafta sonları var arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki düğün sezonu açıldı. Ramazan'da da benim Fasıl programlarım olacak. Gene çekebilirsem, bir de taşınacağım için bilmiyorum, başrolde güzellik videolarına bir süre ara verebilirim belki. Ama tabii ki de sadece bir süreliğine. Çünkü tekrardan gerisin geriye geri döneceğim. Ne olursa olsun videolarımı çekmeye tabii ki de devam edeceğim. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Unutursanız keserim falan dermişim. Şart değil tabii ki. İster beğenin, ister beğenmeyin. Gerçekten önemli değil. Ben paylaşım amaçlı yapıyorum arkadaşlar. Bu kadar şimdilik. Eve gidince çekebilir miyim? Gene bilemeyeceğim.
Makyajım akmadı, ona şükrediyorum. Ama o transparan pudrayı uyguladım, onu hemen söyleyeyim. Farkındaysanız akma falan olmadı yani. Bilmiyorum. Evet. Öyleyse hepinizi seviyorum. Tekrardan yeni bir videoyla görüşmek dileğiyle diyorum. Bye bye. Hoşçakalın. Dostça kalın.